yoldaşlar, candaşlar merhaba. Ben Cem Kervan. Bu hafta Kendi Şahlarını adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz İsa Mesih'ten bahsediyoruz ve yakalandı. Bir mahkemeye götürüldü. Mahkememsi bir toplantı. Yani aslında hukuku guguk yaptılar. Hiçbir hukuk, adalet diye bir şey yoktu orada. Bir an evvel onu öldürmek istediler, idam etmek istediler. Onun için yalancı şahitler vardı filan. Sonra orada yöneten kişi, yani baş imam dediğimiz, yöneten kişi dedi, sen Mesih misin? İsa evet dedi. Sonra tamam, o zaman idam ediyoruz dediler. Yüzüne başına tükürmeye başladılar. Tokatlamaya başladılar. Yumruklamaya başladılar. Hatta tokat atıp hangimiz tokat attı? Madem peygambersin, herhalde gözlerini bağlamışlar. Hangimiz tokat attı? Madem peygambersin, bir bakalım diyor. Bu sefer kim attı tokat? Sonra tabii çarmıha gerdiler. Yani bir direğe astılar. Dara durdu. Yerimize öldü. Herhalde sandılar ki tamam, artık herkes, bütün dünya onu unutacak. Tarihi onu unutacak diye düşünmüşler. Tam tersi. Bir deyiş yazdım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Mesih bil bakalım peygambersen, kim vurdu diyerek alay ettiler, vurup durdular o mahkemedeyken. Kendi şahlarını kurban ettiler, vurup durdular o mahkemedeyken. Kendi şahlarını kurban ettiler. İsa'nın yüzüne tükürdüler, pir upak olanı yumrukladılar, suçsuz bir adamı tokatladılar. Kendi şahlarını kurban ettiler, suçsuz bir adamı tokatladılar. Kendi şahlarını kurban ettiler. Thank you.
çarmıha gerilip kaldı. Mesihimiz utancımızı aldı. Görünmez manevi bir ihtilaldı. Kendi şahlarını kurban ettiler. Görünmez manevi bir ihtilaldı. Kendi şahlarını kurban ettiler. Evet, kendi şahlarını, kendi sultanlarını, kendi hünkârlarını kurban ettiler. Ama zaten İsa seve seve kurban olmak istedi yerimize. Ne dedik? Utancımızı aldı, utancımızı kaldırdı, artık özgürleştirdi bizi. Ve hakikaten manevi bir ihtilaldı. Görünmez manevi bir ihtilaldı. Yani dünyayı değiştirdi bu şekilde. Ve bu görünmez manevi ihtilal sizin hayatınızda olur. Yani devrim olur. Yeniden doğarsınız. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun kanalıma, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.